اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم Mescid-i Aksa'da mücadele eden kardeşlerimize sebat ver. Attıklarını isabet ettir, ayaklarını sabit kıl. Kalplerine cesaret ver, düşmanlarının kalplerine korku sal Allah'ım. Yardımcısı olmayanların sığınağı olan Rabbimiz, Kudüs'ün çocukları için sana yalvarıyoruz. Kudüs'ün kadınları için senden yardım diliyoruz. Kudüs'ün yaşlıları ve Mescid-i Aksa için senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi, şüphesiz Siyonistler haddi aştılar. Sen onların bozguncu olduklarını ve zalimlerin zalimliklerini daha iyi bilirsin. Rabbimiz onlar Kudüs'te güven içinde yaşayan masumların kanlarını dökmektedirler. Ey her şeyin sahibi olan Rabbimiz! Ey kimsenin kendisinin gücüne karşı durulmaz olan, ey bozguna uğramayıp bozguna uğratan, ey her şeyin elinde olduğu, ey her şeyin anahtarının maliki, ey bir şey istediğimde ona ol demesi kafi olan, ey ilahlık iddiasında bulunanların Rabbi, sana çıkan hariç tüm kapılar yüzümüze kapandı. Tek umudumuz senin bize uzatacağın ipin, yardımın, Kudüs'teki kardeşlerimizi destekleyişin ve onlara yardım edişindir. Allah'ım ellerimizi sana açtık. Zayıflığımızı sana şikar, acizliğimizi iyi biliyorsun. Allah'ım kapında durduk, sana boyun eğdik, rahmetini umuyoruz, azabından korkuyoruz ve senden yardım diliyoruz. Allah'ım Siyonist düşmanlarını kahreyle, yaptıkları katliamlarında hile ve tuzaklarını başlarına çal. Planlarını başlarına geçir. Ve onları alemlere ibret eyle, rezil eyle ya Rabbi. Allah'ım onları, işbirlikçilerini, destekçilerini ve işledikleri cürümlerde yardımcı olanları sana havale ediyoruz. Allah'ım Kudüs'te kardeşlerimize yardım etmen için sana dua ediyoruz. Senden yardım diliyoruz ve sana niyaz ediyoruz. Müslümanların kalplerini onlara yönelt. Onları muzaffer eyle. Amin. Ve zulmü onlardan beri eyle. Amin. Allah'ım Mescid-i Aksa'da fatihler olarak namaz kılmakla bizleri
rahmet eyle. Allah'ım Mescid-i Aksa'dan yardımını esirgeme. Mücrim ve gaspçı siyonistleri yerle bir et ya Rabbi. Allah'ım Mescid-i Aksa'yı muhafaza eyle. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara iade et. Mescid-i Aksa için ihlaslı erler hazırla. Allah'ım Filistin'i, Filistin ehlini, Kudüs'ü, Kudüs ehlini, Aksa'yı ve Aksa ehlini muhafaza eyle. Müslüman kardeşlerimizin kalplerini Beytül Makdis'le çevresinde birleştir. Onlara sabırlar ihsan eyle. Ayaklarını sabit kıl. Ve Siyonist işgalcilere karşı onlara yardım eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin âline, ashabına, onun yolunda cihad edenlere, sünnetini ihya edenlere ve kıyamete kadar ona tabi olanlara salat ve selam eyle. Sen dualarımızı kabul et Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Selahaddin'in torunlarından Filistinli erlere selam olsun. Beşinci Harem-i Şerif'ten üçüncü Harem-i Şerif'e selam olsun. Diyarbakır'ın aziz Müslümanlarından Hamas'ın yiğit erlerine selam olsun. Belki zayıfız, belki gücümüz yetmiyor ama asla boyun eğmeyeceğiz. Teslim olmayacağız, direneceğiz. Bugün Gazze, Mescid-i Aksa'daki yiğitler bu direnişin en önemli iftiharı, en önemli gücü olarak bize bunu öğretmekteler. Zalimlerin gücü ne olursa olsun, direnişi, Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i izzet bilen, onuru bilen kardeşlerimizin mücadelesini bir saniye bile olsun yalnız bırakmayacağız. Filistin'de küresel güçlerin desteğiyle zulüm devam ediyor. Ama sadece bu zulmü görsek yanılmış oluruz. Aynı zamanda orada Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de direniş de devam ediyor. Direnen yiğitler de var. Sadece zulüm yok. Yılmayan, teslim olmayan, 1948'den beri bedel ödeyen Müslümanlar da var. Buradan onlara selamlarımızı yolluyoruz. Buradan onlara desteklerimizi yolluyoruz. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızın sözünü veriyoruz. Direniş de devam edecek. Allah'ın izniyle Siyonist zulüm de def olup gidecek. Direniş varsa umut da vardır. Umudu büyütüp Siyonist işgali kovacağız topraklarımızdan. Umudu yaygınlaştıracağız. Kalplerine Allah'ın izniyle korku salacağız. Siyonizmin biliyorsunuz ki en güçlü propaganda aracı korkudur, korkutmaktır, yıldırmaktır. Kendileri bütün halkların kalbinde çok güçlü oldukları vehmini uyandırmaya, bunu yaygınlaştırmaya çalışmaktalar. Güçlü oldukları propagandasını yapmaktalar. Rabbimizin izniyle mazlum, mustazaf ve müminler ayağa kalktığında, bir olduklarında, kurşunla kenetlenmiş binalar gibi olduklarında, karşılarında ne Siyonistler ne başka zalimler durabilecek. Biz buna iman ediyoruz. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Evet, küresel sistem güçlüdür. Teknik donanımıyla, askeriyesiyle, basınıyla, konvansiyonel imkanlarıyla güçlüdür. Ama asla yenilmez değildir. Bunu kabul etmiyoruz. Tekbir! Bize Allah yeter! Hasbunallah ve ni'mel vekil.
Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Filistin meselesi asla bir toprak, coğrafya meselesi değildir. Bir kavim meselesi değildir. Filistin meselesi ümmet meselesidir. Haliyle iman meselesidir ve akidevi bir mücadeledir. O nedenle Rabbimiz müminlerden bir olarak, birlikte olarak bu zulme karşı, Siyonist zulme karşı mücadele etmemizi emrediyor. Bu akidevi mesele için, Filistin meselesi için, Mescid-i Aksa meselesi için bir araya gelmemizi emrediyor. Siyonistler korkaktır. Müslümanların dağınıklığından istifade ediyorlar. Müslümanların suskunluğundan yararlanıyorlar. Korkak olduklarını görüyorsunuz, günlerdir izliyorsunuz. Bu yeni değil. Müslümanlar Allah'ın izniyle bir olduklarında, beraber olduklarında, bu zulme karşı birlikte mücadele ettiklerinde kaçacak delik arayacaklardır. Tekbir! 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 Rabbimiz onlar bir zulüm ve saldırı karşısında birlikte mücadele ederler diyor. Bu Rabbimizin bize emridir. Kardeşlerimizden ricamız, kardeşlerimizden isteğimiz Filistinli kardeşlerimizi asla unutmamaları, mücadelelerini yalnız bırakmamalarıdır. Allah'ın izniyle Siyonistler biz inanıyoruz ki yenilecekler ve cehennemin dibine sürüleceklerdir. İslam coğrafyası bir bütündür. Doğu Türkistan'dan Suriye'ye, Arakan'dan Mısır'a, Yemen'den Afganistan'a zulüm karşısında direnen kardeşlerimizle bizler bir ümmetiz ve mücadelelerimizi bütünleştirmek zorundayız. Filistin davasında da aynı endişelerle, aynı kaygılarla, aynı duyarlılıkla zalimlerin karşısında kurşunla kenetlenmiş binalar gibi kol kola, omuz omuza, adaletten, özgürlükten yana mücadelemizi haktan yana bir kılmak zorundayız. Son olarak kardeşler, bu mübarek gecede kardeşlerimize dua ediyoruz. Onları Rabbimizin muhafaza etmesini diliyoruz. Filistin meselesi, Kudüs davası, Mısır, Arakan, Suriye meselesi bizler için ümmet davasıdır. Asla haklarımızdan, davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmi asla meşru görmeyeceğiz. Asla kanıksamayacağız ve asla teslim olmayacağız inşallah. Geçmişte nasıl korkak idilerse, ey Musa, senle Rabbin gidin savaşın, biz burada oturanlardanız. Eğer siz onları yenerseniz biz ondan sonra geliriz Filistin'e diyen Yahudilerle bugün İzzettin Kassam tugaylarının roketlerinin ve mermilerinin sesi geldiğinde kaçacak delik bulamayan Yahudiler aynı tinettedirler. Ama Yahudiler ve Mescid-i Aksa İslam ümmetinin, biz Müslümanların kıyamete kadar günü, kıyamet gününe kadar bizim imtihanımızdır değerli kardeşlerim. Bizim buradaki tekbirlerimiz, buradaki mitinglerimiz, buradaki konuşmalarımız kendisini İsrail'e köle olarak gören ABD'ye karşı değildir. ABD'den medet beklemiyoruz. Medeni görünen Avrupa'dan medet beklemiyoruz. İsteklerimiz onlar değildir. Bazen sosyal medyada hepimiz yazıyoruz. Avrupa nerede? Avrupa'nın adaleti nerede? Avrupa'nın adaleti yok. ABD'nin adaleti yok. Kafirlerin adaleti yok. Endülüs'ü Müslümanların elinden aldıktan sonra en vahşi işkencelerle Müslümanları katleden İspanya neyse, İspanya bugün aynı İspanya'dır. Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u, Afrika'nın birçok ülkesini işgal edip milyonlarca insanı katleden Almanya, Fransa, İtalya neyse, Hollanda neyse bugün aynıdır. Kesinlikle değişmemiştir. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Zalimler iyi için yaşasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha 1400 sene önceden bugünleri işaret etmiş. Öyle bir zaman gelecek ki kafirler üzerinize leş kargaları gibi saldıracak. Sahabe soruyor,
ey Allah'ın Resulü, o gün bizim sayımız az mı olacak? Çünkü o gün az sayı ile nice ordulara galip geldi sahabeler. Hayret ediyorlar, tuhaflarına gidiyor. Çok az mı olacak, olacağız ki kafirler üzerimize saldıracak? Hayır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır. Bilakis o gün sayınız çok olacak. İşte 1 milyar 700, 1 milyar 800, 2 milyara dayandık İslam alemi. Neredeyiz? Hani nerede? 2 milyar Müslüman varsa bugün Kudüs niye esirdir? 2 milyar Müslüman varsa bugün Gazze niye bombalar yağıyor? Arakan niye kan ağlıyor? Suriye niye kan ağlıyor? Irak niye kan ağlıyor? Yemen niye kan ağlıyor değerli kardeşlerim? Nerede 2 milyar Müslüman? Sorun bizdedir. Efendimiz diyor ki "Ven girecek kalbinize ven." Ven nedir ey Allah'ın Resulü diyor? Ölüm korkusu, dünya sevgisi. Böyle olduğu zaman Allah sizin kalbinizdeki cesareti alır, düşmana verir. Düşmanın kalbindeki korkuyu da size verir. İşte bugün bizi ölüm korkusu sarmış, dünya sevgisi sarmıştır değerli kardeşlerim. Sosyal medyada bir kısım satılmış insanlar, karakterini ve ruhunu satmış insanlar hala İsrail'i savunacak, hala ABD'yi savunacak tweetler ve yazılar yazıyorlar. Bunlar bizim içimizde olan insanlar. Bu cesareti kimden alıyorlar? Eğer 2 milyar Müslüman varsa dünyada, bu cesareti kimden alabiliyorlar? Bizim mahallemizde bize nasıl hakaret edebiliyorlar? Tekbir seslerinden nasıl rahatsız olabiliyorlar? Bu etkinliklerden nasıl rahatsız olabiliyorlar? Eğer 2 milyar Müslüman varsa dünyada. Bakınız, bir zamanlar aynen Calut Ben İsrail için şu anki İsrail'in ve ABD'nin konumundaydı. İnsanlar ondan korkuyordu. O hükümetten, o hükümdardan korkuyorlardı. Her tarafta ajanları, her tarafta basın mensupları, habire korku imparatorluğu yayıyordular. Ama Calut'u bir taş yendi, bir taş. Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Hazreti Davud'un attığı bir taş Netanyahu'yu yere serdi, ABD'yi yere serdi, İsrail'i yere serdi, Avrupa'yı yere serdi. Tekbir! Sadece bir tek taş. Tekbir! Tekbir! Üzülmeyelim, gevşemeyelim. İnanın, burada yaptığımız mitingler, attığımız tekbirler başta İsrail'in kalbine korku salıyor. Sonra da yerli İsraillilerin kalemlerini ve ruhlarını onlara satan İsraillilerin kalbine korku salıyor. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Geriye kalan, baki olan yurttur. Çalışacağız, çalışacak isek, mücadele edecek isek Allah Celle Celaluhu'nun yüce kitabımız Kur'an'da buyurduğu gibi, eğer çalışacaksanız işte onun için çalışın. Eni ve boyu yer ve gökler kadar olan cennet ve Allah'ın rızası için çalışın. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizi kendi yolundan, kendi rızasından, kendi davasının mücadelesinden bir an dahi alıkoymasın inşallah. Piruzu mübarek hoş nişan, hoş nişan. Yek revşena ümmetiye her zaman, her zaman. İzzetu şerefeş bu ehli iman, ehli iman. Berhudana Filistina Müslüman, Müslüman. İzzetu şerefeş bu ehli iman, ehli iman. Berhudana Filistina Müslüman, Müslüman. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
İsrail